Akdeniz'in meşhur lezzetlerini İstanbul'da istiyoruz. Mesela Hatay'ın künefesi, Kalkaz böreği ve oruğu, Mersin'in tantunisi, kerevici ve cezeryesi, Adana'nın da yüksük çorbası ve mumbar dolması. İstanbul'da görmek istiyoruz. İstanbul'da şubesi olsa harika olur dediğim 3 tane Akdeniz restoranı var. Bunlardan birincisi Piyazcı Ahmet. Biliyorsunuz Akdeniz'in, Antalya'nın tahinli piyazı meşhur. İkincisi Yedi Mehmet, Türkiye'nin restoranlarından bir tanesi. Üçüncüsü ise Göksel Tantuni. Ben Antalya'dayken canım çektikçe Piyazcı Ahmet'e gidiyordum. Ve oradakinin üstüne daha güzel bir piyaz yemedim. İstanbul'da hiç ona benzer bir yer yok. Yani aynı lezzeti bulamıyorum. Bence artık İstanbul'da da olmalı. Özledim çünkü. Şimdi size sadece Mersinlilerin bildiği ama aslında bütün Türkiye'nin, bütün dünyanın bilmesi gereken bir sır vereceğim. Dondurma ne Roma'nın, ne Maraş'ın, ne Sarıyer'in. Bence dondurmayı Mersin'deki dondurmacı Halil icat etti. Bir dondurmanın daha güzel olma olanağı yok. Yok. Bugün kız arkadaşımla tartıştık. Erkeklerin kalbine giden yolun bir deden geçtiğini düşünerek, bir de Hataylı olduğumu biliyor ya, bana gitmiş beden tavası yapmış. Ki ya özür dileyecek. Tabii yaptığı şeyin uzaktan yakın alakası yok da. Yedik sonra anlattım işte. Dedim Hatay'da Kara Ağaç diye bir tane restoran. Bir oranın beden tavasını ye. Abi ilişkimi kurtarmak istiyorsunuz hemen İstanbul'a git. Benim çocukluğum Antalya'da geçti. Avcıoğlu börek vardı. Kahvaltılarımızı sürekli oradan yapıyorduk ve çok güzeldi. İstanbul'daki hiçbir börekçi yerini tutamıyor yani. Akşam yemeği olarak da topçu kebap. Ya çocukluğum ya. Ne olur İstanbul'a gelin. Havan kime? Niye gelmiyorsun? Gel özledim. İstanbul'da öğrenci olmanın en zor tarafı sucuklu humusu yiyememiş olmanız. Hiç kimse elem restoran gibi yapamıyor. Kalkıp Adana'ya da gidemiyorsun bunun için. Özledik, özletmeyin. Ayrıca onbaşılar da gelmeli. Özlettiniz, yapmayın.